Açılışta verdiğimiz manşetler arasında vardı. Hani Süleymaniye Camii'ni kapatan o inşaat. O inşaat nereye ait? Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'na ait bir proje. Hem İstanbul'un silüetini bozuyor hem de Süleymaniye Camii'nin görülmesini engelliyor. Şimdi Mimar Sinan'ın eserini kapatıyor ama vakfın açıklaması biz kapatmıyoruz, aksine etrafını açıyoruz şeklinde. Yani dedim ya, binanın şeffaf olması lazım. Şimdi hem o vakfın açıklamasına bakalım, hem görüntüleri daha yakından göreceksiniz, hem de Cumhurbaşkanı'nın İstanbul silüetiyle ilgili yaptığı bir açıklama var. Onu hatırlayalım. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle demişti. Yeni bir fotoğraf bu tartışmayı yeniden başlattı. Bu bina Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii'nin önünde yükseliyor. Hem İstanbul'un silüetini bozuyor hem de Süleymaniye'nin görüntüsünü engelliyor. Fotoğraf bir kullanıcı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Kısa sürede gündem oldu. Eleştiriler peş peşe geldi. Erdoğan'ın İstanbul'a ihanet sözleri yeniden paylaşılmaya başlandı. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açıklama yaptı. Süleymaniye'nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap. Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor. Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz. Polat, projeye İstanbul'da iptal edilen seçimin ardından alelacele Nisan 2019'da kurul izni verildiğini, projenin İlim Yayma Vakfı'na ait olduğunu belirtti. Bunun ardından vakıf tarafından açıklama yapıldı. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde daha yüksek ve daha büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camii'nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır. Vakıf, bina yapılınca Süleymaniye'nin daha iyi görüneceğini savundu. Yeni binanın eskisinden küçük olduğunu söyledi. Ancak eski görüntüler bu tezi doğrulamıyor. İnşaatı yapan İlim Yayma Vakfı ise kamuoyu tarafından yakından bilinen bir vakıf. Milli Eğitim Bakanlığı ile dini eğitim protokolü, yurt yapımı, arsa tahsisi gibi pek çok ayrıcalığa sahip. Ayrıca vakfın mütevelli heyeti başkanlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor. Sosyal medya ve siyasilerden gelen tepkilere rağmen binanın yapımına devam edilip edilmeyeceği ise merak konusu.